Bey Burgu'yla yeni gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyiciler. Bir yeni günle yine TV52'den sizlerle birlikteyiz. Evet, dediğimiz gibi iki günden beri ben sizlerle birlikteyim. Sevgili Ümit Atabay İstanbul'a gitmişti. İstanbul'dan pazartesi günü dönecek ve pazartesi günden itibaren sizlerle birlikte olacak. İki saat içinde ne yapıyoruz? İki saat içinde ulusal gazete başlıklarını ve yerel gazete başlıklarını ekranlarınıza getiriyor ve yerel haberleri sizlerle birlikte izliyoruz bu ekranlardan. Evet, ulusal gündeme geçelim isterseniz. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinde Aysel Öğretmen her şeyimiz diye sürmanşet atmış. Şanlıurfa'da yılın öğretmeni seçilen Aysel Özsüz haber. Harabe haldeki köy okulunu sosyal medyadan çağrısına destek olanlar ve kendi çabasıyla yeniden inşa etti demiş. Hem müstahdem hem müdür. Karaköprü köyündeki Başören İlkokulu 34 yıldır harabe haldeydi. Öğretmen Özsüz atandığı okula baştan yarattı. Lojmanını sanat atölyesine çevirdi. Köydeki kız çocuklarına ve kadınlara eğitim vermeye başladı. Bir kötü haberimiz var. Perihan Abla dizisinin şoförü İsmet'i kaybettik. Bizimkilerin kapıcı Cafer'i, ünlü oyuncu Ercan Yazgan 72 yaşında vefat etti. Cumartesi günü solunum güçlüğü nedeniyle geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu böbrek ve karaciğer yetmezliğinden yoğun bakımda tutuluyordu. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Evet, bir yılların damga vuran bir diziydi. Afrin'le ilgili bir haber var, son durum. Mehmetçik Cinderes'e girmiş. İki adım kaldı diyor. TSK'yla Öztoğu Afrin için stratejik öneme sahip Cinderes'e girdi. Şimdi sırada Mabatlı'nın alınması ve Afrin merkezine giriş var. Havadan yumuşatılmış Zeytin Dalı harekatında Afrin'e giden yoldaki en stratejik ve ciddi engel. Dün öğlen saatlerinde aşılmış Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu güçleri. Birkaç gündür F-16 ve SİHA'ların havadan topçuların karadan sürekli vurarak savunmasını yumuşattığı bölgenin en büyük beldesi Cinderes'e girmiş. Şiddetli çatışmalar varmış. Cinderes ile Afrin'in kuzeyi arasındaki bölgede yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiş. Bülbül, Raco, Şeyh Hadid ve Şaran'ın ardından Cinderes'in de alınmasıyla Mehmetçik ve ÖSO güçleriyle Afrin arasında tek engel olarak Mabatlı beldesi kalmış. Zeytin Dalı'nda özel mühimmat kullanılıyormuş. Zeytin Dalı harekatında teröristlerin son kabusu, Türk mühendislerin geliştirdiği testleri tamamlanan yüksek tahrip gücüne sahip 20 kilometre menzilli yeni çok namlulu roket atar mühimmatı olacak. Bu yeni mühimmattan 2000 adet bu ay içinde Zeytin Dalı harekatına gönderilecek demiş. Kadın kotası koymayan korkaktır diye bir haber var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu siyasi partilere cinsiyet kotası çağrısı yaptı. Cinsiyet kotasını en az %33 olarak siyasi partiler yasasına koymalılar. Kadınlardan korkmalılar. Erkek egemen toplum dilini değiştirmemiz lazım demiş. Kızlar üniversite okumalı diye de bir haber var. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 kız çocuğu babası olduğunu vurgulayarak kız çocuklarımızın eğitimine öncelik verelim. Üniversiteyi bitirene kadar çocuklarımızın eğitimine yardımcı olalım demiş. Bisiklete tekmeyle bebeği öldürdü demiş. Annesinin kucağındaymış. Adana'da Abdülkerim Başak yolda giden elektrikli bisiklete tekme attı. Bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek beyin kanaması geçiren 2 aylık Esma Mansus maalesef hayatını kaybetmiş. Uber şoförüne tuzaklı dayak diye bir haber var. Taksicilerle
Uber arasında savaş iyice kızışmış. Uber çalışanları kendilerini müşteri gibi çağıran taksicilerin saldırısına uğradıklarını öne sürmüş. Kadıköy'de, Üsküdar ve İstanbul otogarında Uber şoförleri kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülmüş. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise saldırıların taksiciler tarafından yapıldığını, Uber şoförlerinin algı operasyonu yaptığını iddia etmiş. Kepçeli Restorasyon diye bir haberimiz var. Yine Feriye Sarayı'nın tarihi binasının restorasyonunda iş makinelerinin kullanılması tartışmalara neden olmuş. İstanbul Valiliği ve inşaat firması iş makinelerinin binanın tarihi kagir bölümünde değil, sonradan eklenen kısımlarının yıkımı için kullanıldığını öne sürmüş. Uzmanlarsa kepçelerle yapılan yıkımın tarihi yapıya da zarar verdiği görüşündeymiş. Evet, Hürriyet Gazetesi bu haberlerden ibaretti. Şimdi Sabah Gazetesi'ne geçiyoruz. Sabah Gazetesi'nde sürmanşette Emin Han'dan 2.3 milyonluk ev tadilatı diye bir haber var, magazin haberi. Mustafa Sandal'la boşanma kararı alan Emin Han Sandal bu kez de Sırbistan'da doğduğu evde yaptığı tadilatla gündeme gelmiş. Emin Han Yeni Pazar'daki evini 500 bin avroluk tadilatla yenilemiş. Bekle Afrin geliyoruz diye manşetimizde 48. günde olduğu belirtilmiş ve 3084 terörist bu zamana kadar öldürülmüş. Afrin yolunda en kritik belde olan Cinderesi'ni ele geçiren Mehmetçik ve ÖSO güçleri ağır darbe vurdukları teröristlere gözdağı verdi demiş. Merkeze 7 kilometre kalmış Zeytin Dalı harekatını hız kesmeden sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazmaya devam ediyor. Afrin merkezine açılan en önemli nokta olan Cinderesi beldesinin kontrolünü ele geçiren Mehmetçik ve ÖSO kuşatmayı iyice daralttı. Mehmetçik'in şimdiki hedefi ise Afrin'in son beldesi olan Mabatlı. Seni kurtarmaya geliyoruz. Adım adım merkeze yaklaşan birliklerin Hamza Türkmeni komutanı Ebu Bekir Türk kardeşlerimizle omuz omuza Afrin'i işgalden kurtaracağımız günler çok yakın demiş. Fatih Sultan Mehmet Tümeni komutanı zenginse bekle bizi Afrin seni kurtarmaya geliyoruz diye konuşmuş. Biz işgal için girmedik diye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir haberi var. Onunla ilgili birazdan da haber ekranlarınıza getireceğiz. Birinci haber olarak girmiştik dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar vermiş. Afrin bitecek. Aynen Cerablus gibi orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek Afrin'de de en az 200 bin kişi geri dönecek. Benim gözümde kadınlar tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğum öncesinden başlayarak her şeyi annesinden öğrenir. Son günlerde din adamı olarak ortaya çıkan birileri var. Bunlar İslam'ın güçlenmesinin gerektiği bilmeyecek kadar da aciz demiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Evet, bununla ilgili sevgili Sefat birinci haberimiz vardı dün girdiğimiz, isterseniz onu bir ekranlara getirelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği Dünya Kadınlar Günü'ne katıldı. Burada kadınlara hitaben konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle hedefimiz hep kadınlar olmuştur, dedi. Sözlerimin hemen başında sizlerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarında öncelikle hedefimiz hep kadınlar olmuştur. Ülkemizde de sırf kendi zihninin vehmi olan üstünlük duygusu sebebiyle kadınlara kötü muamele eden, hatta canına kıyan anlayışlara karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kadının güçlenmesi, strateji belgesi ve eylem planı hazırlandığını da hatırlattı. Bakanlığımız tarafından 2018-2023 dönemini kapsayan kadının güçlenmesi, strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı. Kutluyorum. Ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Kadınların
ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını daha da güçlendirmek için gereken tüm planlar, programlar bu belgede yer alıyor. Erdoğan, Afrin Zeytindalı operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını da açıkladı. Bakın bugün Afrin'de salona gelirken neticeyi aldım. Durum nedir diye sordum. Hamdolsun netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089. Konuşmasında medyanın zararlarından da bahseden Erdoğan, medyanın şehrinden evlatlarımızı koruyacak olan yine annelerdir dedi. Değerli kardeşlerim, ailede kadın iyi bir öğretmense, babanın eksiğini de, okulun eksiğini de, toplumun eksiğini de o giderir. Her bir kanalı ayrı bir sorun. Ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, yine annelerdir. Evet, yeni günde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmalarını dinledik. Kadınlar yönelik bir konuşma yaptı. Kadınlar Günü'ne özel programda. Onun gazete manşetlerindeki haberini de sizlere okumuştum. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bebek katillerini tanı dünya diye bir haberimiz var. Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak isteyen teröristler yola mayın döşedi. 36 köylüyü taşıyan kamyonet PKK-PYD'nin bombalı tuzağına çarparak infilak etti. Biri 3 aylık bebek, 3 çocuk hayatını kaybetti. İHA'nın görüntülediği hainleri Türk Silahlı Kuvvetleri ise imha etmiş. Bir emre gönderdim, yüz binlerce emrem var diye bir haberimiz var. Şehit anneleri Kocaeli'nde buluştu. Etkinlikte şehit Emre Kaan Ağırlı'nın annesinin okuduğu mektup herkesi duygulandırdı. Mektup, affedersiniz. Emine anne, dualarımız Afrin'deki askerlerimizle. Ben bu ülke için askere bir emre gönderdim ama yüz binlerce emre geldi demiş. Teröristlere Interpol kalkanı diye bir haberimiz var. Uluslararası Polis Teşkilatı Türkiye'nin yakalanmasını istediği 50'ye yakın üst düzey teröristi korumaya almış. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye'nin taleplerini görmezden gelen Interpol aynı tavrı sürdürüyor. Türkiye aralarında FETÖ'nün firarisi Adil Öksüz, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim gibi isimlerin bulunduğu çoğu FETÖ, PKK, PYD, YPG'li üst düzey örgüt üyeleri için kırmızı bülten çıkarmış. Interpol ise dosyaları siyasi suç bahanesiyle bekletiyormuş. PKK'dan 967 kadın terörist infaz diye bir haber var. İstihbaratın raporuna göre kandırılarak dağa çıkartıldıktan sonra fiziksel işkence, tecavüz ve köle muamelesi gören kadınlardan 967'si örgüt tarafından infaz edilmiş. Evet, sabah gazetemizde geride bıraktık. Şimdi Sözcü gazetesiyle yeni güne devam ediyoruz. Sürmanşet'te Melih Gökçek'in zararı 1,5 milyar lira, şekerin zararı 70 milyon lira diye bir haber var Deniz Ayhan'ın. CHP'li Levent Kök, özelleştirme kapsamına alınan 14 şeker fabrikasının devlete maliyeti için bu kıyaslamayı yapmış. En pahalı su ve doğalgazı Ankaralılar kullanıyor demiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmuş. Yargının sözleri güzel, uygulama felaket demiş. Yargıtay Başkanı Cerit'in hakimler Herkül kadar güçlü olmalı sözlerini beğendiğini belirten Kılıçdaroğlu, yargıda gördüğü aksaklıkları sıraladı. Konuşmalar güzeldi ama yargıyla ilgili uygulamalar felaket. Birinci yargı hiyerarşisi bitti. İkinci yargı siyasallaştı. Üçüncüsü, siyasallaşmayan yargıç vereceği karar sarayın hoşuna gitmez diye kendisine otokontrol uyguluyor, dosyaları geciktiriyor. Yargıya tavsiyeler. Dördüncüsü, sarayın avukatları yargıyı yönlendiriyor. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere hukukun üstünlüğü savunulmalı. Yargıtay'ın siyasallaşmış alt mahkemelerin kararlarını düzeltmesi gerekiyor. HSK cesur ve siyasi etkinliklere kapalı, telkinlere kapalı olmalı diye iddia
etmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyorduk. Erdoğan'dan din tüccarları uyarısı diye bir haberimiz var. FETÖ olayı da böyle oldu. Meydanları bunlara bırakmayın demiş Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı isim vermeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'la ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nı böyle uyarmış. İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar demiş. 8 Mart Kadınlar Günü'nde meydanları doldurdular. Kadınlardan mesaj var diye bir haberimiz var. Kadınlar olmadan asla laiklik, demokrasi, cumhuriyet olmaz. Kadın toplumsal hayatın dışına itilmesin, cinsiyet ve ayrımcı politikalardan vazgeçilsin demişler. MHP seçim güvenliği için kapıyı kapattı. Evet, bu da son bir iki günde tartışılan konulardan bir tanesi. Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti seçim güvenliği için hazırladığı raporu AKP'ye sundu. MHP ise raporu vermedi. Afrin yolu açıldı. Komandolar Afrin yolu üzerindeki PKK'nın elindeki son belde olan Cinderes'i de ele geçirdi. 10 bin kişi diplomatik pasaport diye bir haberimiz var. Pasaport yasası gece yarısı operasyonuyla değiştirildi. Çoğu eski vekil veya yakını olan 10 bin kişiye siyah pasaport hakkı tanındı diye bir haber. Evet, Rahmi Turan'ın bir köşe yazısı var. Neredesin ey adalet diye. Evet, Sözcü'den de aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi Milliyet'le Yeni Güne devam ediyoruz. Hesapsız kalmıyor diye sürmanşet var. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik karara bağlanan 104 davada 586 ömür boyu hapis cezası verilmiş, affedersiniz. Açılan 283 davadan 104'ü tamamlandı. 253 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 211 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar arasında eski 22 general, 166 subay, 31 astsubay, 1 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis var. Eski 6 general, 109 subay, 4 astsubay, 51 uzman çavuş, 50 askeri öğrenci, 5 polis de müebbet hapis cezasına mahkum olmuş. Kılavuzsuz sınav diye bir haber var yine. TEOG kaldırıldı ancak Milli Eğitim Bakanlığı 6 aydır yeni liselere giriş sistemiyle ilgili kılavuzu yayımlandı. Sınav 2 Haziran'da yapılacak. Sınava girmek isteyenler adrese dayalı sistemle liseye yerleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı okulların listesi hazır dedi ancak sınava bir ay kala liste açıklanacak. Öğrenciler yine belirsizlik içinde. Erayn filmini yaşıyoruz diye bir haber var. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır kilis izlenimini anlatmış. Öğlen yemeğimizi jandarma özel harekat, polis özel harekatla, diğer askeri ve güvenlik güçleriyle birlikte yedik. Masamızdaki bir kahramanın sizin televizyonda seyrettiğiniz Erayn'ı kurtarmak filmini biz burada canlı yaşıyoruz sözleri o yemeğin özetiydi. Cinderes'te tamam diye bir haberimiz var. Biraz önce de ayrıntıları ekranlarınıza getirmiştik. TSK ve ÖSO'nun Cinderes'i almasıyla Afrin yolu açıldı. Afrin merkezine 5 kilometre mesafe kaldı demiş. Yeni Türk roketi Afrin yolcusu. Bunu da biraz önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak yeni televizyonlarını açan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatma yapalım. Savunma Bakanı Canikli harekatta yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar mühimmat 4 kat daha fazla alanda hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacakmış. Irak'a harekat sinyali var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak'ta PKK'nın dağlardan Kerkük'e inmeye başladığını söylemiş. Buralarda terör örgütü varken Irak'ta kendisini güvende hissetmez dedi. Çavuşoğlu bunların temizlenmesi için birlikte adımlar atacaklarına dikkat çekmiş.
Erdoğan sert çıktı demiş. Biraz önce de bunu ekranınıza getirmiştik. Beştepe'de yapılan etkinlikte. Evet, sözcüyle devam ediyoruz. Evet, Yeni Gün'de gazete manşetlerini okumaya devam ediyoruz. Ve yeni proje sürüm artırma diye bir haberimiz var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Eşref Akıbaba'nın Türkiye'nin et ithalatına mümkün olmaması için 2019'da sürü artırma projesini devreye sokacaklarını açıklayarak bu yılki çiftçiye 300 koyun projesinin ilk uygulamasında Nisan'da 10 aylığa 3000 koyun dağıtarak başlayacaklarını söylemiş Sayın Eşref Akıbaba. Doğa Tepeliler Çankaya'da diye bir haberimiz var. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kars'taki köyüne dünya tanıtan Zümran Ömür'ü ağırladı. Boğa Tepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı olan Ömür'e dernek üyesi kadınlar da eşlik etmiş. İttifak teklifi komisyondan geçmiş. AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakını da düzenleyen 26 maddelik ortak yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmiş. Komisyon 5 günde yaklaşık 31,5 saatlik bir çalışma yapmış. Ömrümce yükle yaşayamadım diye bir köşe yazısı var Emrah Serbis'in. Onu da geçelim isterseniz. Şimdi Habertürk'le gazete manşetlerine devam ediyoruz. Bir kişiye 700 muayene diye bir özel haber var. SGK böyle soyuluyor diye. Hasta, özel sigorta ve özel hastane üçgeninde yaşanan SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi demiş. Çifte fatura oyunu varmış. Aynı hastalar aynı tarihlerde birden fazla hastaneye yatıyor gösterilerek ya da fazladan tetkikler istenerek hem SGK hem de özel sigorta şirketlerine aynı fatura ediliyor. SGK'nın koyduğu günlük muayene sayısı kriteri sahte hastalar tedavi edilmiş gösterilerek tamamlanıyor demiş. Suistimale %12 ödeme yapılıyormuş. Sigortacılar ödemelerimizin %12'si suistimallere gidiyor demiş. Biz de faturayı 2 milyar TL gereksiz tetkiklerle poliçe fiyatları her yıl %20 artıyor. Hasta derneği ise temizlikçiye hastaymış gibi 700 muayene açıldığı var. Özel Hastaneler Derneği de çifte fatura suç demiş. Evet, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce ekranınıza getirdiğimiz haberimiz var. Dünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmanın içeriği var. İzin mi alacağım diye bir haber var. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evlere bayrak asalım çağrısını eleştiren iktidara yanıt vermiş. Evime bayrak asarken Binali Bey'den izin mi alacağım? Afrin harekatı siyasi iktidarın değil, Türk ordusunun harekatıdır. Haklı ve yerindedir. Ordunun başarısı takdire şayandır demiş Kılıçdaroğlu. 797 darbeci için hapis verilmiş. FETÖ'cü darbecilere açılan 283 davadan 104'ü tamamlanmış, 797 sanık hapis cezalarına çarptırılmış, 586 kez müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet alan sanıklar arasında 15 Temmuz darbe girişimini yöneten 28 general, subay ve askeri öğrenciler yer alıyor. Habertürk'te aktaracaklarımız bunlar. Diğer gazetelere bir göz atalım. Yeni Gün'de Sözcü okumuş, Milliyet okumuş, Habertürk, Posta. Evet, Akşam Gazetesi'ne bir göz atalım isterseniz.
Bağkurlu'ya erken emeklilik fırsatı diye bir haber dizisi var. 32 ülkede 108 kaçak avlandı diye bir haber var manşette. Türk Interpol ekipleri geçen yıl toplam 1.1 milyon kilometre yol yapmış. 32 ülkeden 108 kaçağı Türkiye'ye getirmeyi başarmış. Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, suç işleyip kaçanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak demiş Akşam Gazetesi. Çin Deresi 24 saatte temizlendi. Afrin kapısı açıldı. Bu haberi de biraz önce ekranlara getirmiştik. Farklı bir şey var mı ona bakalım. Mayıs'a kadar bitireceğiz demişler. Karşısında Mehmetçi ve Ösoy'u görünce ağır silahlarıyla beraber kaçmaya başlayan teröristler de milli siyahlar tarafından etkisiz hale getirilmiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Zeytin Dalı Harekatı'nın Mayıs ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söylemiş. Ablaların bebek kamuflajı diye bir haber var. FETÖ'nün talimatıyla hamile kalan ve çocuklarıyla algı operasyonu yürüten ablalar yine faaliyette yakalandı. Manisa polisi baylok kullanıcısı kadın imamların adli kontrole bırakıldıktan sonra kaygobet evlerine gittiği bilgisini aldı. Takibe alınan EG adlı kadının çocuklarını da yanına alarak örgütü yeniden diriltme çalışmaları yürüttüğü tek tek belgelendi demiş. İstanbul trafiğine dronlu kontrol diye bir haber var. İstanbul trafik denetleme ekipleri dronlu uygulamalara başladı. Artık kural ihlali yapan sürücüler havadan da ceza yiyebilecekmiş. Dronlar özellikle trafiğin yoğun saatleri ve noktalarında kullanılacakmış. Evet, bu da dikkat çekici bir haberdi Akşam Gazetesi'nin. Mavi Balina'nın izi WhatsApp'ta diye bir haber var. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı intiharlara yol açan Mavi Balina oyununun izini kişisel mesaj programlarında bulmuş. Polis ailelere çocukların telefonlarını kontrol edin, davranışlarını gözlemleyin uyarısı yapmış. Evet, gazete manşetlerine devam ediyoruz. Kalan gazetemiz var mı diye bir göz atıyorum. Bu arada Mehmetçiklerimizden söz etmişken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı bir film vardı. Üçüncü haberden girmiştik dün. Dünya Kadınlar Günü'ne özel. İsterseniz onu bir izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Jandarma Genel Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı kliple kutladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyadaki her şey kadının eseridir" sözüyle başlıyor. Klipte kadın jandarma personelinin annelik görevi olarak çocuklarını okula bırakması, daha sonra asli görevlerine başlamaları anlatılıyor. Her kadın çiçektir, ilgiye ve saygıya layıktır ve kadınlar toplumun mimarıdır sözlerinin yer aldığı klipte Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Fuat Güney, kadın jandarma personeline kırmızı karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Klipte ayrıca kadın jandarma personelinin çalışma hayatındaki görüntülerine de yer veriliyor.
Video, kadın jandarma personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun mesajını içeren koreografisiyle sona eriyor. Yeni günde Ulusal Gazete manşetlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'yle yeni güne devam ediyoruz. Bu zulüm bitsin, arkadaşlarımızın özgürlüğünü istiyoruz diye sürmanşetten bir haberimiz var. 6. duruşma Akın Atalay'la Murat Sabuncu 495, Ahmet Şık 434 gündür tutuklu. Kamuoyunda Cumhuriyet'i susturma operasyonu olarak adlandırılan soruşturma, gazeteciliğin suç ilan edildiği iddianame ve daha ilk duruşmada çöken davaya rağmen arkadaşlarımızın tutukluluğu sürüyor. Bugün 3'ü tutuklu 18 cumhuriyetçi 6. kez hakim karşısına çıkacak. Haksız ve hukuksuz diye yan başlık var. Silivri'deki duruşmadan bir kez daha adalet umuyoruz. Haksız hukuksuz tutuklamaların sona ermesini, artık işkenceye dönüşen tutukluluk halinin son bulmasını ve arkadaşlarımızın özgür kalmasını bekliyoruz. Bugünkü Cumhuriyet davası ülkedeki kara bulutları dağıtacak bir dönüm noktası olsun. Uluslararası İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Kuruluşları Cumhuriyet Gazetesi davası öncesinde ortak açıklama yayınladı. Açıklamada Sabuncu, Şık ve Atalay'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz dendi. Adalet nöbetinde tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istenmiş. Dünkü adalet nöbetinde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 49 haftadır sessizce çığlık attıklarını belirterek, bu aslında halkın çığlığıdır. Avukatlar çığlık atarken çıkan sesteki nefestir. Avukatların sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir demiş. Adalet nöbetine destek veren gazeteciler adına yapılan açıklamada da Atalay, Sabuncu ve Şık'la birlikte tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması istenmiş. 8 Mart'ta denk gelen nöbette tutuklu kadın avukatların isimleri tek tek okunarak onlara da selam gönderilmiş. AGİT tutukluluk kabul edilemez diye gazetemizin yargı sürecini yakından izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü temsilcisi Hallem Deşir, Şık, Sabuncu ve Atalay'ın hala hapiste olmasını kabul edilemez demiş. Bu ara baskı varsa Diyaniş bakirdir diye yine bir haber var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin bütün şehirlerinde kadınlar sokaklara çıktı. Her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı sesini yükseltti. İstanbul'da binlerce kadın yağmur ve soğuk havaya karşın 16. Feminist Gece Yürüyüşü'nde buluştu. 3 ayrı dilde okunan açıklamada bizi korkuyla, şiddete, savaşa, tatlı dile terbiye etmeye çalışan düzene direniyoruz denmiş. Ankara'daki gösteride ise kadınlar kes sesini Diyanet diyerek Diyanet işlerine tepkilerini göstermiş. Aksu'ya 2 yıl, Taş'a 3 yıl ceza diye 28 sanıklı FETÖ davasında karar varmış. FETÖ'ye yardım suçlamasıyla gazeteci Murat Aksu'ya 2 yıl 1 ay, müzisyen Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş. 28 sanıklı davada diğer sanıklar 6 yıl 3 ayla 7,5 yıl arasında hapis cezası almış. Taş'ın tutuklanması talebi reddedilmiş. Darbeye teşebbüsten tüm sanıklar beraat ederken sanıklar bu suçlama nedeniyle fazladan cezaevinde yatmış olmuş. CHP lideri Kılıçdaroğlu Afrin'e gideriz diyen şov yapıyor diye bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi Afrin'e götür sloganlarına hep beraber gideceğiz yanıtını vermesini eleştiren CHP lideri, kendi çocuklarını askere göndermezler, fakir fukaranın çocukları üzerinden siyaset yaparlar diye konuşmuş. Ankara'da bütün şehit cenazelerine katıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ailelerin yoksul Anadolu insanları olduğunu görüyoruz demiş. Afrinler kenti terk ediyormuş. Genelkurmay Afrin operasyonunun 48. gününde Cinderes'in kontrol altına alındığını açıklamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e doğru ilerlemesiyle Afrinlilerin bir bölümünü kenti terk etmeye başlamış. Yola çıkan Afrinlilerin YPK kontrolündeki Halep, Zehra, Şeyh, Maksut, Mınbiç, Aynel Arap bölgelerine gitmeye çalıştığı belirtilmiş. Nükleer santralle ilgili bir chat raporuna
olumsuz kararına itiraz reddedilmiş. Fukushima'daki nükleer felaketin 7. yıl dönümü yaklaşırken Türkiye dolu dizgin nükleer macerasına giriyor denilmiş. Danıştay çevreciler ve bölge sakinlerinin itirazlarına karşın Akkuyu Nükleer Santrali projesinin önünü açmış. Mahkeme ÇED raporundaki eksiklikleri tespit etti ancak ÇED olumlu kararının iptaline yönelik davayı reddetti demişler. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liselerinden proje okul olmak isteyenlere başvuru yapmaları için çağrı yaptı. Sınavsız öğrenci almak isteyen Anadolu Liseleri başvuru kuyruğuna girmiş proje olma yarışında. Yıldız'a gönderme yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İslam güncellenmeli diye Erdoğan dün Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar hakkında verdiği fetvalarla büyük tepki çeken Nurettin Yıldız'ı sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar da acizler demişti dünkü açıklamasında. Evet, reklam saatimiz geldi. İsterseniz reklamlara bir göz atalım, ardından yine yerel gündemle yeni güne devam edeceğiz. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Akın Çiçek'in hazırlayıp sunduğu Ordu Meydanı Cuma saat 20'de. Ordu Valisi Seddar Yavuz Cuma akşamı Akın Çiçek'in konuğu olacak. Ordu Meydanı Cuma akşamı saat 20'de TV52'de. Sedat Duran ve Filiz Özer'in hazırlayıp sunduğu Sedat Filiz Show'un bu haftaki konukları iş adamı Yılmaz Usta, iş adamı Turgut Kömür, Türk Halk Müziği sanatçısı Cemal Fırat. Sedat ile Filiz Show Cuma 16'da TV52 ekranlarında. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı'nın bu haftaki konuğu Ünye ilçesi Çınarcı Köyü Dernek Başkanı Cemil Demir, sanatçı Kadir Önal. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı Pazar günü 16'da TV52 ekranlarında. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde evler, orduya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Ordu pidesi artık tüm Türkiye'de ve Avrupa'da. Aktaşlar Lezzet grubundan pidemiz. Deli Pide ve Aktaşlar markalı efsane Ordu pidelerini marketinizden isteyin. 5 dakikada hazır Ordu pideleri artık her acıktığında yanında. Aktaşlar Lezzet grubu. Yanınızda. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı?
sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fure kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyoruz. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri. Peluş oyular, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Dünyanın en büyük projelerinin yükseldiği bölgede, gelecekte Avrupa'nın merkezi olmaya aday İstanbul Silivri bölgesinde sizin de bir toprağınız, tapunuz olsun. Üçüncü köprü, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü güzergahında İstanbul Silivri bölgesinde bugün yapacağınız küçük yatırımlar gelecekte çocuklarınız için büyük yatırımlara dönüşecek. Dünyanın göz bebeği şehri İstanbul, hayali yüzyıllar sürmüş bir projeye atılan imzayla dünyanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 30 yıllık tecrübe ve birikimi ile bugüne kadar yüzlerce insanı toprak sahibi yapan Klas Arsa ofisi bugünden sonra da sizleri toprağa yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sol tarafımıza bakmış olduğunuzda Çanta Mahallesi'nin ve Değirmenköy Mahallesi'nin eski yerleşimi, yani elektrik, su, internet, telefon, aklınıza gelebilecek her şeyin bir araya geldiği bir bölgedir. 0542 537 58 58 nolu telefonlara çağrı bırakın. Arkadaşlarım size dönecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi toplu şekilde ücretsiz servis araçlarımızla geldik. Bugün bayağı yoğun bir kalabalık var zaten. Gelin,
alacağınız yeri ya da almak istediğiniz yeri, hayal ettiğiniz yeri en başta arazinin üzerinde görün. Hoşunuza giderse alabilirsiniz. Klas Arsa Ofisi'nin ücretsiz servis imkanı ile tecrübeli personeli sizleri araziye götürüp getirip ağırlamaktan onur duyar. Taksit ve takas imkanları ile sizlere kolaylık sağlanmaktadır. Sizler de geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız, İstanbul tapulu bir toprağım olsun diyorsanız size bir telefon kadar yakınız. Alt bantlardaki numaralarda bizlere ulaşabilirsiniz. Florya Metrobüs durağı karşısı İstanbul Klas Arsa Ofisi. Fatsa'da bir ilk. Otel konseptinde cam cephe giydirme. Üstelik Fatsa'nın en güzel yerinde yer alan projelerimizde jeneratör ve su depoları yer alırken her blokta çift asansör, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar ve şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Anladık da yani diyorsunuz. Yılkov İnşaat'ın 21 yıllık tecrübesiyle 199 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olacaksınız. Hemen evime taşınmak istiyorum derseniz Asil Evler. Ama yatırım olsun ben 24 ay beklerim diyorsanız Acar Kule. Yok ben farklılıkları severim derseniz Acar Kule'de lüks dairelerimiz ya da Acar Kule standart dairelerimize sahip olabilirsiniz. Sizler için en iyisini tasarlıyoruz. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok, 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 18 18. Hastalıkta ve sağlıkta daima yanınızda olmak için 2010 yılında Sevgi Hastanesi olarak yaşamlara sevgi katmak için çıktık bu yola. Mutluluk için sağlık, sağlık için sevgi. Sağlık hizmeti ciddi bir iştir. Tecrübe ve özveri ister. Sevgi Hastanesi, 5 Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Dahiliye, Ortopedi, Nöroloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Cildiye, Psikiyatri, Psikolog, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Diyetisyen, Laboratuvar ve MR Tomografi görüntülemeyle yaşamlara sevgi katmaya ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Sevgi Hastanesi 7/24 acil hizmeti de vererek her an yanınızdayız. Ayrıca güzellik ünitemizde toplumun her kesiminden sağlıklı, doğal ve estetik bir görünüme sahip olacaksınız. Hayata sevgiyle bakın. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Ticari reklamların reklam kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları, tüketiciyi aldatıcı veya tüketicilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici nitelikte olmamaları gerekmektedir. Reklamlarda tanıtımı yapılan ürünün veya hizmetin satın alınması halinde yanında hediye verileceği vaat ediliyorsa, hediye ürün veya hizmetin piyasa değerinin de ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilerle diğer bilgileri içeren altyazı ve dipnotların okunabilir bir şekilde ve hızda verilmesi gerekmektedir.
fiyat indirimlerinin yer aldığı reklamlarda indirimin başladığı ve bittiği tarihiyle sınırlı stok varsa stok miktarının yazılması, indirim oranının aldatıcı ve yanıltıcı olmaması gerekmektedir. Televizyonlarda veya radyolarda yer alan doğrudan satış ve tele alışveriş reklamlarında ilk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı satılacak gibi ifadelerle mal veya hizmeti satın almaya teşvik edecek şekilde tanıtım yapılamaz. 19 üyeden oluşan reklam kurulunun başkanlığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, sekreterya hizmetlerini de bu genel müdürlük yapmaktadır. Reklam kurulu, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hallerde de 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevlidir. Reklam kurulunun uyguladığı idari para cezaları reklamın yayımlandığı mecraya göre değişmektedir. Reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili şikayetlerinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığı'na yapabilirsiniz. Evet, televizyonun yeni açanlar dinleyicilerimize tekrar günaydın diyoruz ve Yeni Gün programında ben Muzaffer Şensoy sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bu üçüncü günüm. Sevgili Ümit Atabay izinde olduğu için pazartesi günü programa başlayacak. Tabii ki burada yayın yapabileceği, program yapabileceği bir stüdyo bulabilirse. O yüzden ben biraz kendimi şanslı görüyorum. Evet, biraz önce ilk dilimde ulusal gazeteleri ekranınıza getirmiştik. Şimdi ise yerel gazeteleri ekranınıza getireceğiz ve ilk gazetemiz Ordu Hayat Gazetesi. Ordu Hayat Gazetesi'nde ODTÜ teşvikte basamak atladı diye sürmanşetten bir haber var. Ordu Üniversitesi akademik teşvik performanslarının değerlendirildiği 2018 Devlet Üniversitesi genel sıralamasında bu yıl 108 devlet üniversitesi arasında 27. sırada yer almış. Ağır darbe diye bir haber var. Biraz önce Türkiye genelindeki rakamları verdik. Şimdi Ordu'daki rakamları vereceğim. Ordu'da 15 Temmuz hain girişimi sonrası haklarında soruşturma başlatılan kişi sayısı 3736'ya çıkmış. 452 kişi tutuklanırken 84 kişi de aranıyormuş. TOKİ'den satılık diye bir haberimiz var. Kamyon garajında yapımına devam edilen TOKİ konutları 12 Mart'tan itibaren satışa çıkarılacakmış. Bu arada ev almak isteyenlere de buradan duyuralım. Havuz balıklarına kaldık diye bir haber var. Şahin Aydemir açıklama yapmış. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir. Denizde artık balığın iyice azaldığını ve bu sezonun sonuna gelindiğini belirterek tezgahlarda havuzda yetiştirilen çupra, levrek ve somon dışında pek balık çeşidi olmaz demiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir manşetimiz var. Bir günle kalmasın diye, tabii ki kalmasın. Çünkü bir değil bir yılda bile onların haklarını, kadınlarımızın, annelerimizin haklarını kesinlikle ödeyemeyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için dün herkes sokaktaydı. Açıklamalar, karanfiller, tatlılar hep kadınlar içindi. Alıncalılar şehitlerimizi andı diye bir haber var. Altınord ilçesi Alınca Mahallesi Derneği İstanbul Halkalı Atakent Kültür Merkezi'nde şehitlerimiz için Kur'an ve Mevlid programı düzenledi diye bir haber var. Rakipsiz Başkan diye bir haber var. Ordu Terziciler ve İşçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirilmiş. Seçime tek liste giren Ekrem Ayan üst üste 5. kez başkan seçilmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim.
Postepe'nin kitabını yazdı diye bir haberimiz var. Profesör Doktor Öznur Ergin Akçin Postepe'nin bitki yapısını araştırarak kitap haline getirmiş. Onu da merak edenler olursa, tabiatla ilgili ilgilenenler varsa bu kitabı temin edebilirler. Mimarlardan ziyaret diye bir haber var. Ordu Mimarlar Odası'nın yeni başkanı Havva Güner Eriş ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Valimiz Seddi Yavuz'u makamında ziyaret etmişler. Görevimiz yemek diye bir haber var. Ordu Valiliğinin tanıtım faaliyetleri kapsamında Vali Seddi Yavuz'un daveti üzerine orduya gelen Görevimiz Yemek programı ekibi iki gün boyunca orada kalarak çekimlerini yapmışlar ve oradan ayrılmışlar. Bu sergi kaçmaz diye yine bir haberimiz var. Ordulu iki ünlü sanatçı Emin Öztürk ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun resim sergisi bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 17.30'da açılıyormuş. Bu arada resimle ilgilenenler de bunun takibini yapabilirler. Rakibe iyi ziyaret diye bir haber var. İYİ Parti İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Avukat Tevfik Karabulut ilk ziyaretini kendisine rakip olan iş adamı Mahmut Akyol'a yapmış. Şeker fabrikaları satılamaz diye bir haber var. Atatürk Düşünce Derneği Ordu Şube Başkanı Avukat Haluk Türkmen'in şeker fabrikasının özelleştirme isteğini eleştirerek şeker fabrikaları Cumhuriyet'in kaleleridir, satılamaz, teslim edilemez demiş. Biz de sizlere aktardık. Evet, Ordu Hayat Gazetesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hürses Gazetesi'ne geçelim. Hürses'te Toprak Mahsulleri Ofisi şeffafız dedi diye bir sürmanşet var. TMO tarafından yapılan açıklamada kurumumuzun fındık satışları ile ilgili olarak satış usulüne ilişkin kriterlerin belirlenmediği, randıman analizi sırasında oynamalar yapıldığı ve denetimlerin yeterli olmadığı gibi iddialara gerçekte ilgisi yok denilmiş ve bir açıklama yapılmış son dönemde kamuoyunda tartışılan konuya. Karadeniz seneye Akdeniz'e bağlanıyor diye bir haber var. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han döneminde yapımı planlanan Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz yolunun gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor demiş. En fazla fındık Sakarya'dan satıldı diye bir haberimiz var. Bunu da dün ekranlarınıza getirmiştik TV2'de. Türkiye'de 2017-2018 sezonunun ilk 6 ayında üreticiler serbest piyasa ve toprak mahsulleri ofisine yaklaşık 645.875 ton kabuklu fındık satmış. Bununla ilgili bir haberimiz de vardı sanırım sevgili Sefat 13. sırada. İsterseniz onu bir izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz. Ordu Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada üreticiden tüccara ve toprak mahsulleri ofisine en fazla fındık satışının Sakarya'da gerçekleştirildiği belirtildi. Sakarya'da üreticiler tarafından 134.910 ton fındık satışı yapıldığı ifade edilen açıklamada bu ili 117.712 tonla Düzce, 112.720 tonla Ordu'nun izlediği kaydedildi. Giresun'da serbest piyasada 74.665 ton, Çarşamba'da 61.077 ton fındığın satışının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamaya göre diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarları şöyle. Trabzon 46.239 ton, Ünye 43.211 ton, Fas'a 16.251 ton, Akyazı 12.284 ton, Samsun 12.232 ton, Terme 10.061 ton, Rize 3.286 ton, Kastamonu 183 ton, Tokat 443 ton ve İstanbul 601 ton. Evet, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve tüm Türkiye'de olduğu gibi orada da birçok etkinlik daha yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Sayın Valimiz Seddi Yavuz gerçekleştirmişti Tal Pazarı'nda. Onunla ilgili Hürses Gazetesi'nde bir haber var, bir günlük saltanat diye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle orada birçok etkinlik düzenlenerek kadınlara karanfil dağıtıldı. Türkiye genelinde kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları artarken kadınlar bir günde olsa saltanat sürdü demiş. Vali Yavuz şiddetin karşısındayız demiş. Vali Seddi Yavuz ve eşi Selda Yavuz Tavuk Pazarı'nda kurulan standın açılış programına katıldılar. Vali Yavuz 2017 yılında 1000 kadının koruma altına alındığını açıklamış. Bu arada Çaylar Validen diye yine aynı yerde gerçekleşmişti bu haber. Zaman zaman esnafları ziyaret eden Vali Seddi Yavuz bu kez de çay ocağını ziyaret ederek vatandaşları dinledi diye bir haber var. Bu
açılışı yaptıktan sonra. İsterseniz o habere bir göz atalım. Sevgili Sefat, 4. sıradan girmiştik dün haberi. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Toplumun her kesimini kucaklayan ve halkın her daim arasında dolaşan Ordu Valisi Settar Yavuz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle eşi Selda Yavuz ile birlikte Altınordu ilçesi Tağıl Pazarı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu üyesi kurumlar tarafından kurulan standları gezdi. Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Tağıl Pazarı'nda bulunan kadınlara karanfil dağıttı, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Standları bir bir gezen Vali Yavuz'un son durağı, jandarma tarafından kurulan bu stand oldu. Vali Yavuz, kadın jandarmalardan oluşan gruba karanfil dağıttı, ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bugün anamız, bacımız, eşimiz, daha doğrusu hayatın anlamı olan kadınlarımızın günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle valimizin ve kadın ve kadınla ilgili çalışmalar yapan derneklerle beraber ilk defa orada yürüttüğümüz ortak bir çalışmada buluşmuş bulunuyoruz. Bu vesileyle bütün derneklerimize, kadın hassasiyet olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum huzurunuzda. Bugün yine anlamlı bir standdayız. İlimizin güvenliği için çalışan, ülkemizin ihtiyacı neredeyse orada gece gündüz koşan, dağ bayır demeden güvenliğimizi sağlayan çok kıymetli jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları da beraberiz. Ordu Valisi Settar Yavuz, artık kadınların tüm alanda etkin bir rol oynadığını söyledi. Kadına karşı her türlü alçakça saldırının bizzat karşısında olduklarını ifade etti. Artık hanımlarımız emniyet teşkilatından jandarma teşkilatına, pusulalı kuvvetlerine ve diğer sivil kuruluşların tamamında aktif olarak rol alıyor. Bu da özellikle son 15 yılda kadının Türkiye'deki iş hayatında ve sosyal hayatta daha aktif hale geldiğinin en belirgin göstergelerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetimiz kadınlarımızın başta iş hayatında ve sosyal hayatta daha fazla rol alması ve hayata dair çalışmalarda bulunması, iş hayatında aktif olması, gelir getirici faaliyetlerde bulunması yönündeki teşvikleri de devam ediyor. 2017 yılında kadına şiddet konusunda önemli ve koruyucu tedbirler aldıklarını belirten Vali Settar Yavuz, kadına şiddetin önlenmesi adına mücadelenin süreceğini söyledi. Kadınlarımıza layık görülen her türlü insanlık dışı muameleyi kınadığımızı ve bunun karşısında olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Valilik olarak kadına yönelen her türlü şiddetin karşısındayız ve bunu önlemek için her türlü çalışmayı yürütüyoruz, yürüteceğiz. Valimizin almış olduğu ciddi tedbirler var 2017 yılında. Yaklaşık 1000 civarında hanımımıza, kadınımıza koruyucu güvenlik tedbirleri, çeşitli psikolojik tedbirler, onları iş ve meslek hayatına kazandırma dahil olmak üzere birçok tedbir aldık. Ve bu yıl içerisinde bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bütün ordulu kardeşlerimize hassasiyetleri vesilesiyle çok teşekkür ediyorum. Aslında hepimizin öğretmeni olan kadınlarımıza bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Evet, yeni güne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Validen konu açılmışken Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından, orada ise Sayın Valimiz Settar Yavuz tarafından bir kampanya başlatıldı. Okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bununla ilgili etrafınızda büyüğünüz ya da küçüğünüz varsa okuma yazmayı bilmeyen, onları muhakkak Ordu Valiliğine, Kaymakamlığa ya da gerekli yerlere bilgisini vererek onların okuma yazmasına yardımcı olabilir ve özel hayatlarına yardımcı olabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Valimiz etkinlik yaparken Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş da boş durmadı. O da 8 Mart'ta kadınlarla bir araya gelerek onlara çiçek ve bazı hediyeler takdim etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş bir araya geldiği belediyede görevli kadın personellerin ve çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış. Bununla ilgili de yine bir haberimiz vardı. 7. haber olarak girmiştik sevgili Sefat dün. İsterseniz onu bir izleyelim. Yine devam ederiz kaldığımız yerden. Evet. Yani sizi boş kesmeyelim diye.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kadın Birim Müdürleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan tüm kadın personellerin ve belediyede işlem yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Tekintaş ve beraberindekiler belediye binasındaki tüm servisleri ziyaret ederek kadın personellere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Altınordu Belediyesi'ndeki programın ardından Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan tekstil fabrikasına ziyarette bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve eşi Münire Tekintaş'a AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Gözpınar ve Altınordu Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. Bugün bizi sizlerle buluşturdular. İşin en güzel tarafı bu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan bu program dolayısıyla biz de aramıza katıldık. Bundan dolayı da mutluluğumuzu ifade etmek isteriz. Tabii biraz böyle mola gibi oldu yani. Fabrikanın üretim departmanını gezerek işçilerle buluşan Başkan Tekintaş ve beraberindekiler, burada bulunan kadın işçileri tek tek dolaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek takdiminde bulundu. Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gözünü kırpmadan vatan için babasını, eşini ve evladını feda eden kadınların büyük bir duruş sergilediğini söyledi. Ben özellikle bu güzel günün kadınlar olarak onlara tahsis edilmiş olması, hasredilmiş olmasından sadece bir gün bunun karşılanması gerektiğini düşünmediğimi ifade etmek isterim ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de ben bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii ki ifade ettik. Öncelikle çalışan personellerimiz şimdi de gerçekten emeğini ortaya koyup hem kendi geçimini hem ailesinin geçimini hem geleceğini hazırlamaya çalışan hanım kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Bu güzel ortamda olmaktan da duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Onları yerinde ziyaret ediyoruz. Bir emek ortaya konuluyor. Onu da burada görmenin mutluluğunu paylaştık. Ben bir kez daha ilçemizde açılmış olan bu güzel tesise tekstil alanında önemli bir yatırıma vesile olan yatırımcı kardeşlerimize ve idarecilere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyeceğim. Evet, bir kez daha siz kıymetli çalışanlarımıza, hanımefendilere teşekkür ediyorum. Bu güzel gününüz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni günde gazete manşetlerini okumaya devam ediyoruz. Hürses gazetesiyle devam ediyorduk. Başlamıştık daha doğrusu. Yine Sayın Valimiz Seda Yavuz'un bir haberi var. Şehir Hastanesi Top Valilik'te diye bir haber. Vali Seda Yavuz, Ordu'daki şehir hastanesinin yapımında uygun yer bulunmaması ve diğer sebeplerden dolayı bir gecikme söz konusu demiş. Araziyle ilgili her ne sorun varsa valiliğimiz tarafından süratle çözülecek. Daha sonra da ihale aşamasına geçilecek demiş. Sonra Rabia Gözpınar kadınlara ayrımcılık tanıdık diye bir 8 Mart özel bir haber var. AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Avukat Rabia Gözpınar, AK Parti iktidarı döneminde kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ilkeleri getirildi demiş ve bununla ilgili de bir haberimiz vardı. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Beşinci haber olarak ekranlara girmişti. Sevgili Sefat Hanım, isterseniz bir ekranlara getirelim. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Ordu İl Başkanlığı'nda bir araya gelen kadın kolları basın açıklamasında bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, emekçi ve işçi kadınlar başta olmak üzere kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi bağlamında dayanışma, birlik ve mücadele günleri olarak kadınların emeğinin, özverisinin ve değerinin anlaşılması için dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde uzun yıllardır her geçen yıl artan bir duyarlılık içerisinde kutlanmaktadır. AK Parti Ordu İl Başkanlığı toplantı salonunda kameraların karşısına çıkan AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Gözpınar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart kadın ve erkeğin fırsatlara ve kaynaklara ulaşmasında yaşanan eşitsizlikler, şiddet, çalışma hayatı ve siyasette kadın oranı gibi meselelerin ele alınması ve bu noktada farkındalık yaratılması bakımından oldukça önemli bir gündür. AK Parti iktidarları döneminde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yasal mevzuatta pek çok değişiklikler ve düzenlemeler yapıldığı gibi aynı zamanda kadınlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kadınlar lehine pozitif ayrımcılık konulmasına yönelik de pek çok düzenlemeler yapıldı.
Başkan Gözpınar, AK Parti iktidarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yasal mevzuatlarda düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Parti olarak kadınların yoksulluk, eğitim, sağlık, istihdam sorunları ele aldığımız öncelikli konular arasındadır. Bizler kadınlarımızın bireysel güçlenmesini toplumsal açıdan oldukça önemli görmekteyiz. Gözpınar son olarak kadınların daha aydınlık ve daha güçlü olacağını ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha aydınlık ve daha güçlü olacağını ifade ediyor ve temenni ediyor. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Yerel gündeme devam ediyoruz. Yeni günde CHP'nin bir haberi var. Sadece eşitlik istiyoruz diye Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadınlarla erkeklerin her alanda eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğine inanıyoruz demiş. Evet, Perşembeli kadınların alkışlanacak bir hareketi olmuş dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Onu hemen aktarmak istiyorum sizlere. Perşembe'de yapılan etkinlikte kadınlar kermes açarak topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış. Evet, bunu dilerim bütün ilçelerde ve illerde yayılarak devam eder diye diliyorum. Fındığa alternatif mantar diye bir haberimiz var. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından fındık dışında ek gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesi için çalışma yürütülüyormuş. O haberi ekranlarınıza getirdik. Öğrencilerden kadınlara özel sergi diye bir haber var. Altınordu Boztepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla grafik ve tasarım bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergi açılışı yapılmış. Evet, dün de bir sergi vardı. İsterseniz ona bir göz atalım. Sonra habere kaldığımız yerden devam ederiz diyeceğim ama kaçıncı sıradaydı? Evet, 14. sırada sevgili Sefat. Onu izleyelim, tekrar devam ederiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yurdun dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sergi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sergide birbirinden özel tablolar vatandaşın beğenisine sunuldu. Özgürlük var, özgürlüğün arkasında küçüklük var değil mi? Bir düşünce var. Evet. Ordu Eğitim, Kültür, Sanat ve Kadın Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen serginin açılışını İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak gerçekleştirdi. Resim sergisinin açılışını burada icra edeceğiz. Bugün kadınlar adına önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla bugüne atfen hazırlanmış bir sergi. Sergiyi ben burada açılıştan önce bir göz gezdim tabiri caizse. Sergi hakikaten çok güzel eserler var. Çok güzel akıllar, çok güzel ellerle süslemiş, lime lime dokumuş. Sanatçıları öncelikle buradan tek tek tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu sergiler Ordu kültür hayatına, sanat hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ordu kültürünün arşivine bu sergilerin her birinin bir değer olarak gireceğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Ordu Eğitim, Kültür, Sanat ve Kadın Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Meral Karakaya sergiyle ilgili bilgiler paylaştı. Bu resim sergisi bizim kursta yapılan, ESKAT kursunda yapılan resimlerin bir sergisi. Peki ne kadar süre kalacak burada? 3 gün kalacak, 8, 9, 10 Mart'ta. 8 Mart'ta açtık, özellikle Dünya Emekçi Kadınları Günü'ne denk getirelim biz, etkinliğimiz olsun diye. Bayanlar tarafından mı yapıldı? Evet, hepsi kursumuzdaki bayanlar tarafından. 20 kişiye ait eser var burada.
Yaklaşık 60'a yakın eser var. Yeni Günde yerel gazete manşetlerine Ordu Olay Gazetesi ile devam ediyoruz. OSKİ susuz yaza hazırlanıyor diye bir haberimiz var. Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak kış döneminin yaşandığını, ordunun da bunu şiddetli hissettiğini belirten OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, gelecek yaz Altınordu'da susuzluk görmediklerini, ancak kırsal bölgelerde susuzluk yaşanması için tanker ve sefer sayısını artırmayı planladıklarını söylemiş. Sayın Valisi Seda Yavuz'un bir açıklaması var. Dereyolu 2019'a yetişecek diye Ordu Valisi Seda Yavuz 2019 sonu itibariyle bu yolu kesinlikle hizmeti açma noktasında kararlılığımız var demiş. Yolcu var, uçuş yok diye bir haber var. Siyasilere göreve davet etmişler. Ordu Giresun Uluslararası Havalimanı her geçen gün büyüme kat ederken sefer eksiklikleri de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle İzmir, Antalya ve Kıbrıs için yoğun taleplerin olmasına rağmen bu iki bölgeye sefer düzenlenmemesi tepkilere neden oluyormuş. 16. sıraya yükselmiş denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ve Türkiye'nin prestij projelerinden olan Ordu Giresun Havalimanı 2018'in ilk iki ayında Türkiye'nin en fazla yolcuya hizmet eden 16. havalimanı olmuş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre Şubat ayı içerisinde Ordu Giresun Havalimanı'nda 78.341 yurt içi, 1134'ü yurt dışı olmak üzere toplam 79.475 yolcuya hizmet verilmiş. Buna göre Ordu Giresun Havalimanı'nda geçtiğimiz ay %33'lük büyüme gerçekleşmiş. İzmir ve Kıbrıs'a yoğun talep varmış. Tüm bu artışların yanı sıra havalimanında yaşanan sefer eksiklikleri de dikkatlerden kaçmıyormuş. Ordular Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Antalya ve Kıbrıs'ta da sefer düzenlenmesini istiyormuş. Açılışından bu yana geride bıraktığı yaklaşık 3 yılda tahminleri alt üst eden OGU havalimanında vatandaşlar İzmir'e haftada 2 kere düzenlenen uçuşların her gün düzenlenmesini talep etmiş. Ordu Giresun Havalimanı'ndan Antalya seferlerinin de düzenlenmesini bekleyen vatandaşların yanı sıra özellikle öğrenciler Kıbrıs uçuşlarının başlamasını istiyormuş. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta okuyan birçok öğrencimiz var. Onlar da tabii ki haklı olarak bu taleplerini dile getiriyor. Özelleştirmenin arkasında emperyalistler var diye bir haber var. Atatürkçü Düşünce Derneği Perşembe Şube Başkanı Mukatter Yazıcı'nın şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin arkasında emperyalist tekerleşmelerin 20 yıla varan kararlı ve hain mücadelesi vardır demiş. Duyguların Rengi diye bir haber var. Ordu Eğitim, Kültür, Sanat ve Kadın Dayanışma Derneği'nin Duyguların Rengi isimli resim sergisi OKSM'de açıldı. Bunu da biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Kadınlarla erkekler eşit olmalı diye bir haber var. CHP Ordu Kadın Kolları İl Başkanı İlgün Yılmaz'ın Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınlarla erkeklerin her alanda eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğine inanıyoruz demiş CHP Ordu Kadın Kolları Başkanı İlgün Yılmaz. İYİ Parti Pazarcık Kadınları dinlemiş. İYİ Parti Fas'ın ilçe teşkilatı ilçe başkanı Burak Eroğlu'yla yönetim kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlamış. İlk olarak Perşembe pazarını ziyaret etmişler İYİ Partililer. Çalışan bayanlara eşarp hediye ederek İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in selamını iletmişler. Yoğun bir ilgiyle karşılanan İYİ Parti Fas'ın ilçe teşkilatı pazar esnafını sorunlarını dinlemiş. Mimar kadınlardan birliktelik mesajı varmış. Ordu Mimarlar Odası Başkanı Havva Güner Eriş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yönetim kurulu ve oda üyeleriyle bir araya gelmiş. Ordulu Mimar Kadınlar birliktelik mesajı vermiş. Ekşi ve Öztürk sanatseverlerle buluşuyor demiştik. Biraz önce de hatırlatmıştık. Resimleri The New Yorker ve Forbes gibi dünyanın en önemli dergilerinde kapak olan iki resmi UNICEF tarafından kartpostal olarak yayınlanarak 300 bin adeti dünyanın her yerine dağıtılan uluslararası üne sahip Ordulu Gürbüzoğan Ekşioğlu'yla Ordu Plastik Sanatlar Derneği kurucusu başkanı Emin Öztürk son dönem eserlerinden oluşan resimlerini sergileyecek. Sergi bugün saat 17.30'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılacak. Bunu da tekrar bir kez daha belirtelim.
Kadınları çiçekle karşıladı. Ordu Giresun Uluslararası Havalimanı Müdürü İsa Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle havalimanında görevli kadın personeller ve kadın yolculara karanfil vermiş. Kadınlarla bir süre sohbet eden İsa Türkmen, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış. Evet, Kadınlar Günü'nden bahsederken dün Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına da bir, Altınordu ilçe başkanlığına da bir etkinlik de vardı Kadınlar Günü ile ilgili. 20. dönem orada milletvekili Cemal Engiyurt il başkanı ve ilçe başkanı da bu toplantıya iştirak etmişlerdi. 6. haberden girmiştik. Sevgili Safat, istersen onu bir ekranına getirelim. Sonra yine devam ederiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Milliyetçi Hareket Partisi Altınordu İlçe Teşkilatı tarafından da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Parti binasında önce basın açıklaması, ardından kahvaltı yapıldı. Basın açıklamasına kadınların yanı sıra MHP 21. dönem Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve MHP Altınordu İlçe Başkanı Erol Bayram katılarak destek verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle parti binasında açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Altınordu İlçe Sekreteri Sevin Aksoy, Türk kadınının hak ettiği yerde olması için sosyal, siyasal ve ekonomik haklara kavuşması gerektiğini söyledi. Kamuoyuna seslenen Sevin Aksoy, kadınların her şeyden önce insan, sonrasında anne olduğu unutulmamalı diye konuştu. Kahraman ve fedakar kadınlarımız, Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik haklara kavuşması, en önemli yaşama hakkının elinden alınmaması bizim yegane gayemizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde nerede yaşarsak yaşayalım, ne renkte olursak olalım, tüm kadınların önce insan, sonra anne olduğunu kavramak ve kavratmak hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Allah şahittir ki Türk kadını hain pusularda Mehmetlerimizi şehadete yollarken, gencecik evlatları fiziksel ve duygusal istismara uğrarken, eşleri tarafından dövülüp öldürülürken, kurduğu bütün gelecek hayalleri yok olurken, kaygıları derinleşerek artarken, çığlıkları çoğalırken biz kulaklarımızı tıkamayacak, dillerimizi şeytan yapmayacağız. Cumhuriyet'ten elde edilen hakları sonuna kadar koruyup geliştirmeye çalışacaklarını ifade eden Aksoy, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Biz varsak, yaşıyor, inanıyor, birbirimize güveniyor, tutunuyorsak her şey daha farklı ve güzel olacaktır. Unutmayalım ki kadın haklarıyla kadındır. Cumhuriyetle elde ettiğimiz hakları sonuna kadar koruyup geliştireceğiz. İnancıyla kadınlar ölmesin, çocuklar ağlamasın, hayatlar kararmasın dileğiyle tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor. Bugünümüzü ışık tutan kahraman kadınları şükranla anıyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mutlu kadın, mutlu Türkiye. Basın açıklamasının ardından MHP'li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hep birlikte kahvaltı yaparak kutladı. Yeni günde Tribün gazetesiyle yerel gündeme devam ediyoruz. Tribünün sürmanşetinde Sayın Valimiz Seda Yavuz'un bir haberi var. Bu şehirde makam ve mevki işgal eden herkes hizmetkardır demiş bir televizyon programında. Canlı yayın konu olmuş Ordu'da devam eden yatırımların son durumları, yürütülen sosyal proje ve hizmetler üzerinde önemli açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamaları merak edenler varsa Tribün Gazetesi'ni temin ederek takip edebilirler. TMO fındık satışları ile ilgili açıklama yapmıştı. Bunu da biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Her görevi şeffaflıkla yerine getiriyoruz demiş TMO yetkililerinin yaptığı açıklamada. Fındık alımlarında randıman tayini için üreticinin her çuvalından numune alınmakta ve yapılan analize göre fiyat belirlenmektedir. Bu kapsamda 70 bin üreticinin her birinin fındığı satın alınırken her çuvalından numune alınmış randımana bağlı olarak fiyat belirlenmiştir denilmiş. Hepimizin öğretmeni, kadınlarımıza minnettarız diye yine Sayın Valimizin bir haberi var. Bunu biraz önce hem görsel olarak hem de yazılı olarak sizlere aktarmıştık. İyi kadınlar Tribün Gazetesi'ni ziyaret etmişler. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında
Tribün Gazetesi ziyaret gerçekleştirmiş. Gazetede bayan çalışanlara karanfil verilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İYİ Partililer toplu fotoğraf çekiminin ardından Tribün Gazetesi'nden ayrılmışlar. Bu arada belediye binasında da çalışmalar devam ediyormuş. Fas'ta yaklaşık 1,5 yıl önce inşaatına başlanılan yeni belediye hizmet binasında inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyormuş. Bu arada Tribün Gazetesi'ni okurken sevgili Atilla Şimşek, Atilla abimiz bir operasyon geçirmişti. Ona da bir an önce sağlığına kavuşması ve işinin başına dönmesini yürekten diliyorum ve geçmiş olsun diliyorum. Evet, ODTÜ akademik teşvik performansını yükseltiyor diye yine bir haber var. Ordu Üniversitesi akademik teşvik performanslarının değerlendirildiği 2018 Devlet Üniversitesi genel sıralamasında bu yıl 108. Devlet Üniversitesi arasında 27. sırada yerini almış. Bunu da biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Mantar yetiştiriciliği kursu düzenlenmiş. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Altın Ordu Halk Eğitim Merkezi ve Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün işbirliğiyle mantar yetiştiriciliği kursu düzenlenmiş. Bunlarla ilgili biz de yazışmalarımızı yaptık ve ilerleyen günlerde denetimli serbestlik şube müdürümüzle bir röportajımız olacak. Daha doğrusu benim olacak. Bunu ekranınıza getireceğiz ve birçok konuyu ele alacağız. Merak edilen birçok konuyu ekranınıza getireceğiz. Emekçi kadınlara selam olsun diye bir açıklama var. CHP kadın kollarını, bunu da biraz önce ekranınıza getirmiştik. Evet, yerel gazete başlıklarına devam ediyoruz. Yeni dönemle devam ediyoruz. Bizim TV2'nin bünyesinde olan bir gazete ve bu gazeteye de izleyicilerimizin bayilerden alarak sahip çıkmasını ve diliyoruz. Başkan Tekintaş 8 Mart'ta çalışan kadınları kutladı demiş sürmanşette. Bunu biraz önce ekranınıza getirmiştik. Gürgentepe'de bayrak Sezai Aydın'ın diye bir haber var. AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı'na Sezai Aydın seçildi. AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı 6. olan kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığı'nın İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığı'nı İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya Balakar, kreatif üyelik görevlilerini ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nestin Battal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrah Yalçınkaya yaptı. Eski Gürgentepe İlçe Başkanı Remzi Şahin görev yaptığı süre içerisinde yaptığı çalışmaları anlatmış sanırım. 6. sayfaya devam atılmış. Bu arada kongreler, ilçe kongreleri devam ederken Altınordu ilçesi ve Ünye ilçesi kongreleri yapılması için adaylar genel merkeze çağrılmış. Ve biliyorsunuz son dönemlerde bir hayli çekişmeli ve kavgalı geçiyordu ilçe kongreleri. Kavgalar, yumruklar, masalar, sandalyeler havada uçuşuyordu. Ve bu konuya genel merkez el attı ve bundan sonra da artık olaylar duruldu. Demek ki sıkıntı genel merkezde değilmiş, yerel yönetimlerdeymiş. Bununla ilgili bir haberimiz var. 8. sıradan girmiştik. Onu istersen bir ekranlara getirelim Sefat. Sonra yine devam ederiz. Ordu'da, ilçelerde sancılı ve tartışmaların gölgesinde kongrelerini gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hareketli günler devam ediyor. Bu anlamda AK Parti, 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan İl Başkanlığı Kongresi öncesinde ilçe kongrelerini tamamlamayı hedefliyor. Perşembe, Korgan ve Çamaş'ta divana sunulan ikinci listenin kabul edilmemesi nedeniyle tartışmaların yaşanması sonrasında harekete geçen AK Parti Genel Merkezi, Altınordu ve Ünye ilçe başkan adaylarını Ankara'ya çağırdı. Altınordu ilçesinden Avukat Dursun Kurucu, Altınordu Belediye Meclis Üyesi Engin Ekim, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Erbaş ile daha önce il başkanlığı için adaylığını açıklayan Fatih Tanrıverdi'nin genel merkeze çağrıldıkları öğrenildi. Hemşirelerimizin desteği ve teşkilatımızın yine Arif Ergün'ün devam etmeyeceği yönündeki eğilimin olduğu Ünye İlçe Başkanlığı için de Hüseyin Tavlı, Telat Tuncer, Mehmet Arslan ile Erkan Koç'un mülakata gideceği belirtildi.
Ordu İl Başkanlığı'nda çıkan farklı sesler sebebiyle AK Parti Genel Merkezi bir nevi yaşanan kargaşayı önlem almak adına böyle bir yol haritası izliyor. Yeni günde, yeni gündemde gazete manşetlerine devam ediyoruz. Sayın Valimiz Sedat Yavuz'un bir haberi var. 452 tutuklama, FETÖ istatistiklerini açıklamış Sayın Valimiz. 452 tutuklama olduğunu söylemiş. 15 Temmuz 2016'dan bu yana orduda 3736 kişi hakkında soruşturma da açılmış. Halk oyunlar ekipleri orduya geliyormuş. U23 Türkiye Güreş Şampiyonası, Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi çeyrek final maçlarından sonra halk oyunları ekipleri de orduya geliyormuş. Evet, son günlerde, son aylarda, son yıllarda ordudaki spor etkinlikleri dikkat çekiyor. Bu da il müdürümüzün orduya gelişinden sonra olmaya başladı. Tebrik ve bu tür çalışmaların devam etmesini diliyorum sevgili Gence. Havalimanlarında tempo yüksek diye bir haber var. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Doğu Karadeniz'de bulunan havalimanlarının 2017 yılında hareketli bir dönem yaşadığını söylemiş. Bu arada ücretsiz saç kesimi yapıyormuş Fasa ilçesinde bir kuaför. 14 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm bayan müşterilerinin saç kesimlerini ücretsiz gerçekleştiriyormuş. Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu diye bir haberimiz var. Bunu da biraz önce ekranlara da getirmiştik. Kadınlar için fidan diktiler diye bir haber var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Akkuş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanmış. Devam atılmış sanırım. Burada da kadınlar fidan dikerek Kadınlar Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlamışlar. Ordu haberle devam ediyoruz. Savaşkan, kadın meta gibi gösterilemez demiş İYİ Parti Ordu İl Sekreteri Ayla Savaşkan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tarihimizde, yaşamımızda ve İYİ Parti hareketimizin içinde kadınlarımızın yeri bizler için apayrı bir dönem taşımaktadır. Bugüne kadar vatanımızın uğradığı işgaller karşısında evladını askere gönderip bu yolda bağrına taş basan ama düşman karşısında yine de kendini her şeye siper eden fedakar kadınlarımız bu yönleri ve yetiştirdikleri evlatlarıyla sonsuz takdiri sonuna kadar hak etmektedirler. Kadınlarımız bugüne kadar yaptıklarıyla da emeğin simgesi ve başarının sembolü olmuşlardır demiş İYİ Parti İl Sekreteri Ayla Savaşkan. Makam ve mevki işgal eden herkes hizmetkarımızdır demiş Sayın Valimiz. Bunu biraz önce okumuştuk. Ordu performansını yükseltiyor diye Ordu Üniversitesi'nin bir haberi vardı. Bunu da ekranınıza getirmiştik. Vali Yavuz her türlü şiddete karşıyız diye Talpazarı'nda bir açıklama yapmıştı. Bunu da ekranınıza getirmiştik. Kavadüz'de çalışmalar hızlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kavadüz Kültür Merkezi ve İlçe Belediyesi Hizmet Binası'nın zemin kat tavan betonu dökülmüş. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyormuş. Kavadüz Kültür Merkezi ve İlçe Belediyesi Hizmet Binası'nın öngörülenden daha kısa sürede tamamlanarak istediklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber devamı 9'a atılmış. Bunu da merak edenler Ordu Haber gazetesini alarak okuyabilirler, takip edebilirler. Tekinde çalışan kadınlarla bir araya gelmiş. Onu da biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Tarım yükünde kadınlar çekiyor diye bir haber var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın tarımın yükünü de kadınların çektiğini bildirerek tarımda çalışan 2.4 milyona yakın kadın ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer alıyor. Tarımda üretimin yanında fazlasını karşılayan günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz tarımımızın da bel kemiğidir demiş. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden gençlere uyarı yapılmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu'da kültür sanat etkinlikleri kapsamında 1-7 Mart Yeşiller Haftası nedeniyle bağımlılığa karşı asırlık mücadele konulu konferans düzenlenmiş. Misudiye, Çamaş ve İkizce ilçelerinde düzenlenen bağımlılığa karşı asırlık mücadele adlı konferansa gençler yoğun ilgi göstermiş. Evet, bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ordu Şube Müdür Vekili Ali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Av sezonu döneminde yasaklar gündeme gelmişti.
Bununla ilgili bir haber vardı. 11. haber. İsterseniz onu bir izleyelim. Avcılarımıza yönelik bir haber. Sonra veda vakti gelecek. Görüşeceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ordu Şube Müdürlüğü yayınladığı basın bildirisiyle av sezonunun sona erdiğini duyurdu. Yayınlanan basın bildirisinde Ordu Şube Müdür Vekili Ali Hıdır, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3. maddesine dayanılarak oluşturulan 2017-2018 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararına göre ilimizde ve tüm Doğu Karadeniz bölgesinde av sezonu 25.02.2018 tarihinde sona ermiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca belirlenen sürelerde avlanabilen av hayvanları üreme dönemine gireceklerinden avlanmak yasaktır denildi. Av sezonunun kapandığı dönemin yaban hayvanlarının üreme dönemi olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ali Hıdır, Mart-Ağustos ayları arasında yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yuvalarının bozulmamasının gerektiğini belirtti. Yaban hayatı varlığımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir bir doğa bırakabilmek için vatandaşların duyarlı olması ve kural dışı avlanan kişileri müdürlük veya jandarma görevlilerine ihbar etmesi gerektiğini söyledi. Karaca yavrularının sahiplenmemesi konusunda uyarılarda bulunan Ali Hıdır, Ordu'da yoğun olarak bulunan karacaların kendi doğal ortamları haricinde insan yerleşimi ve insana karşı oldukça duyarlı ve hassas hayvanlar olduğunu hatırlatarak, karacaların doğal yaşamlarına müdahalesi sonucunda olumsuz etkilendiğini ve yavrularını dahi bırakarak uzaklaştığını söyledi. Dönemlerde karacaların hamile olduğu ve doğum yapma zamanlarında hayvanlara saldırmaması için, sıkıştırmaması için köpeklerini bağlı tutmalarını özellikle rica ediyoruz. Yaralı gördükleri karacaları veya doğum sonrasında, geçtiğimiz yıldan da tecrübemiz var, doğum sonrasında bahçelere terk edilmiş yavru diye karaca yavrularına kesinlikle dokunmamalarını, müdahale etmemelerini istiyoruz. Sebebi de şu, bu hayvanlar bazen çift yavru yaptıklarında bir tanesini ancak taşıyabiliyor ve insanı gördüğü zaman bir tanesiyle uzaklaşabiliyor oradan. Diğer yavruyu da devamında gelip almak istiyor. İnsan eli değdiği veya insanla muhatap olduğu zaman bu yavruları alamamakta. Hıdır son olarak sahipsiz zannedilen yavru karacaların sahiplenilmemesi ve müdahalede bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Yavrulara müdahale etmesinler. Yavrulama döneminde de biraz daha dikkatli olursak, köpeklere de sahip çıkılırsa daha da fazla geliştirerek ilimizin bir nevi temsili simgesi olan karacalara sahip çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, TV52'de Yeni Günde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 3 gün boyunca ben Muzaffer Şensoy sizlere eşlik ettim sevgili Ümit Atabay'ın yokluğunda. Pazartesi günü sevgili Ümit Atabay sizlere sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Tabii ki daha önce dediğim gibi bir stüdyo bulabilirse program yapmaya. Evet, pazartesi günü bizim için bir dönüm noktası olacak. Bu noktada tüm izleyicilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, siyasileri bize destek vermeye davet ediyor ve bugün de sizlere hoşça kal diyoruz. Yeni gün sona erdi.